Küçük yeşil sabun bu günlerde çok üzgündü. Çünkü onu hiç kimse kullanmıyordu. Oysa yeşil sabun, evin küçük kızı Elif ellerini yıkasın diye satın alınmıştı. Elif önceleri yemekten önce ve sonra ellerini düzenli yıkıyordu. Küçük yeşil sabun da bir işe de yaradığını düşünerek mutlu oluyordu. Ama son zamanlarda Elif ellerini yıkamadan yemek masasına oturmaya başlamıştı annesi uyarınca da hemen aceleyle ellerini ıslatıp banyodan geri dönüyordu. O gün de aynı şey oldu. Elif aceleyle ellerini suda yıkayıverdi. Banyodan çıkmak üzereydi ki bir ağlama sesi duydu. Etrafına baktı. Küçük yeşil sabunu gördü. Elif şaşırdı. Küçük yeşil sabun ağlıyordu. Boncuk boncuk köpükler çıkarıyordu. Bir sabun neden ağlayabilirdi ki? Elif küçük sabunun yanına giderek "Neden ağlıyorsun?" diye sordu. Küçük sabun "Annen beni senin kullanman için aldı. Sen ilk zamanlar yemek önce ve sonra beni kullanarak ellerini yıkıyordun. Ben de bunu çok seviniyordum. Benden boncuk boncuk köpükler çıkartıyordun. Ellerinde tertemiz oluyordu." Ama artık bir ben, beni hiç kullanmıyorsun. Unut, unuttun beni." dedi ağlayarak. Elif Küçük Sobun'un söylediklerini düşündü. Üzüldü ve ona hak verdi. "Artık üzülme Küçük Sobun. Söz, bundan sonra ellerimi hep seni kullanarak yıkayacağım. Hem de sadece yemekten önce ve sonra değil. Sık sık yıkayacağım." köpürte köpürte uzun süre yıkayacağım dedi